Herkese merhabalar. Ben Mert Yılmaz. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısıyım. Forex'e yeni yayın aldığı YouTube kanalında başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk konuk olarak beni davet ettikleri için de Forex ailesine teşekkür ediyorum. Evet, bu hafta pek keyifli bir hafta olmadı başlangıcı itibariyle. Enflasyon piyasa beklentilerin bir miktar üzerine geldi. Özellikle beklediğimiz gibi gıda fiyatlarındaki artış son derece önemli. Ve geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonunda 2020 yıl sonunda gıda enflasyonunun %11'den 9,5'a revize etmişti. Aşağı yönlü bir revizyon vardı. Ancak özellikle bu pandemi sürecinde gıda fiyatlarındaki yaşanan artışın gerçekten bu hedefe ulaşma konusunda Merkez Bankası'nı zorlayacağı gözüküyor. Tabii diğer tarafta petrol fiyatlarındaki gerileme, talepte yaşanan çok sert durma noktasına gelmesi bazı sektörlerde bir avantaj gibi gözükse de enflasyon konusunda özellikle kur tarafında yaşanan hareketliliğin de yukarı yönlü bir baskı yaratacağı gözüküyor. Tabii hafta sonu özellikle tekrar bu Amerika ile Çin arasında baş gösteren ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik verilen mesajlar, işte Amerika Başkanı Trump'ın Çin'i cezalandıracağına yönelik aslında bunun bir laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs olduğu COVID-19 ile ilgili açıklamaları hisse senetleri piyasasında bir satış baskısını beraberine getirdi. Bütün piyasalarda olduğu gibi, bütün borsalarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da bir satış baskısı söz konusu. Şu an itibariyle bu videoyu çektiğim dakikalar itibariyle 100 binin altındayız. 99.400'lerde piyasa seyrediyor. Açıkçası 96.600'ün altına gelmediği sürece şimdilik temkinli iyimserliğimi korurum ama özellikle yukarı yönlü hareketin marjının genelde de olduğu gibi bizleri bir miktar sınırlandığını düşünüyorum. Çünkü bizim açımızdan bakıldığında 82 binden yaklaşık 100 binlerin üzerine doğru giden yine yaklaşık 20 bin puanlık bir yükseliş söz konusu olmuştu. Bazı piyasalara göre geride kaldığımız doğru. Ancak işte büyüme tahminlerinin aşağı doğru gelmesi, CDS primlerindeki yükseliş, tahvil faizlerindeki yükseliş, tüm bu yıl sonu için öngörülmüş olan hedef seviyelerin aşağı yönlü revizyonunu önümüzdeki dönemlerde getirecek ama şüphesiz ki bu karantinanın bütün dünyada kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılacağı beklentileri de iyimser bir senaryoyu beraberine getiriyor. Kur tarafına bakmakta fayda var. Uzunca bir süredir 7 liranın üstüne çıkmayan ya da çıkmaması için bir takım mücadelenin verildiği seviye. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü itibariyle, Cuma günü itibariyle biz 1 Mayıs'a kapalıyken 7 liranın üstüne gitti. Şu anda da 7.03 seviyesinde seyrediyor. Aslına bakılırsa 6.98 olması ile 7.02 olması arasında çok büyük bir fark yok ama psikolojik olarak 7 lira seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağına bakacağız. Teknik olarak 7'nin üstüne kalırsa hareketin 2018 Ağustos'unda görülen 7.20 seviyesine doğru hızlanmasını beklemek mümkün. Piyasa açıkçası bir swap anlaşması haberi bekliyor ya da bir dış kaynağa erişim konusunda bir haber bekliyor. Gene geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporu sunumunda IMF'in gündemde olmadığına yönelik verilen bir mesaj var. Bunun dışında da kalan senaryolardan bir tanesi swap anlaşması ki Sayın Başkan da buna atıfta bulunmuştu. Eğer ölçek olarak büyük bir Merkez Bankası'yla önemli bir limitle yapılabilecek bir swap anlaşması resmiyete dökülürse kur üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesini şahsen beklerim. Ama dediğim gibi 7 liranın üstünde kaldığı sürece hareketin yukarı doğru devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu vesile tüm info yatırım ailesi olarak herkese iyi bir hafta, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.